Türkiye 4 evladını daha PKK terörüne şehit verdi. Ankara, Adana, Konya ve Afyonkarahisar'daki aile ocaklarına ateş düştü. Şehitler son yolculuklarına acı, gözyaşı ve minnetle uğurlandı. Bu kez havan atışıyla saldırdı PKK'lı hainler. Hakkari sınırında üst bölgesine hedef aldılar. 3 sözleşmeli er şehit oldu, 1 asker yaralandı. Aynı saatlerde bir acı haber de Suriye'nin Tel Rifat bölgesinden geldi. Bir yüzbaşı şehit düşerken 1 asker yaralandı. Şehitler için memleketlerinde törenler düzenlendi. Nereye gidiyorsun yavrum? Nereye gidiyorsun? Yüzbaşı Celalettin Özdemir 2 yaşında bir kız çocuk babasıydı. Zeytindalı Operasyon Bölgesi'nde şehit oldu. Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP ve MHP liderleri şehidi son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Allah'u Ekber. Sözleşmeli er Mehmet Erdoğan evleneli henüz 2 ay olmuştu. Baba ocağına kor ateşi düştü. Son yolculuğuna Adana Dağ köyünde uğurlandı. Annesi Emine Erdoğan oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin babasını telefonla aradı, başsağlığı diledi. Sağ ol başkanım, vatanımız sağ olsun. Bütün aileye sabırlar diliyorum. Kanları yerde kalmadı. Hemen anında 28 tanesini, bugün hatta 33 oldu. Bunların da hakkından geldik, geliyoruz, geleceğiz inşallah. Bir diğer Hakkari şehidi Ethem Barış'tı. Bayram sonu evlenmek için hazırlık yapıyordu. Şehidin naaşını taşıyan uçağı Konya'da karşılayan annesi, babası ve ikiz kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Sözleşmeli er Servet Akkuş'sa henüz 3 aylık babaydı. Afyon'un Çalışlar Köyü'ndeki baba ocağında gözyaşları sel oldu. Hain teröristler bugün de boş durmadı. Şırnak'ın Silop ilçesinde 28 yaşındaki Servet ve 13 yaşındaki Diyar Bilen minibüsle seyir halindeyken yola önceden döşenen patlayıcı infilak etti. Bilen kardeşler oracıkta yaşamını yitirdi.